Gördüğünüz gibi sonunda stüdyoma kavuştum. Kafe köşelerinde yayın yapmaya açıkçası çok sevmiyorum. Burası çok daha rahat. Cuma günü Amerika'da enflasyon verisi PCE endeksi beklediğim gibi geldi. Piyasa beklentisinde de uygundu ve piyasa hızlıca yükseldi. Fakat gün içerisinde irtifa kaybetmeye başladı ve günü negatif kapattı. Yanılmıyorsam haftada hafif negatifte kapanmış oldu böylece. Peki ne oldu? Enflasyon verisinde bizleri üzecek bir şey mi vardı? pek değil. Ama Fed'in vereceği tepki ayrı bir konu. Ona şimdi değineceğiz biraz sonra. Bence asıl mesele siyasetle ilgili olabilir bu arada. Siyasi gelişmeler enteresan gidiyor. İsimlerini vermeden Amerikan başkanlarından bir tanesine B, öbürüne T diyeceğiz. İsim vermememin sebebi YouTube algoritması siyaset konuşmamızdan pek hoşlanmıyor. Mr. B, Mr. T'ye münazara da fena halde yenildi. Mr. T, Mr. B'yi adeta T'ye aldı. Bunun da bence bazı önemli etkileri var ve piyasaları da etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi hazırsanız bolca veri ile beslenmiş bir sunuma başlıyoruz. Öncelikle uzun süredir takipçim olanları, YouTube katı üyelerini ve Haddini Aşk Kulübü üyelerini tebrik etmek istiyorum. Hakikaten çok iyi performans çizdik. Çünkü bu yılın başında yine herkes resesyon, stagflasyon ile titrerken ben boğayım dedim ve müthiş iyi bir yıl aşamış durumdayız. Yılbaşından beri Nasdaq'taki artış %18.09'u bulmuş durumda. Hisse senetleri bazında çok daha iyi performanslar var. Bir yıla baktığımızda Nasdaq'taki artı yüzde %32. %32.31'i bulmuş durumda. Yine muazzam bir performans. Bütün borsa korkarken bize longduk şu ana kadar. Fakat son videomu hatırlarsanız Cuma günü demiştim ki Amerika'da FED şu anda yanlış yola girmiş gibi gözüküyor. Faiz indirimlerine çok geç kalabilirler. Çünkü enflasyon verileri sanılandan çok daha olumlu. FED'in artık olumlu bir tepki vermesi gerekiyor. Maalesef FED olumlu tepkiyi vermedi. Powell çok kötü bir konuşma yapmıştı en son. Ondan sonra konuşan FED üyeleri de yine saçma sapan açıklamalarda bulunuyorlar. İşin tadı biraz kaçıyor. Bundan dolayı biraz daha savunmacı bir pozisyona geçiyorum dedim. Nitekim Cuma günü gelen enflasyon verisi de bunu gösterdi. Enflasyon verisinin detayını biraz sonra gireceğiz ama piyasa aslında beklediğim gibi olumlu bir tepkiyi verdi enflasyon verisine. Ama daha sonra gün içerisinde söndü. Bunun arkasında pek çok sebep olabilir. Sebeplerden bir tanesi belki çeyrek sonu kapanışı ile ilgili olabilir. Çünkü Amerika'da fon yöneticileri çeyrek sonlarında kar almayı seviyorlar. Ondan prim alıyorlar ve yeni çeyreğe daha makul pozisyonlara geçmeyi seviyorlar. Ama onun ötesinde bence asıl iki sebep enflasyon verisine fedil vereceği tepkiden emin olamamak daha da belki önemlisi siyasetteki gelişmeler. Şimdi gelin enflasyon önce bir detayına bakalım. Sonra siyasi tarafta Amerikan başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Çok acayip bir şeyler oluyor. Onun üzerinde duralım. Önce Cuma günü gelen enflasyon verilerine bakalım. PCE endeksi Fed'in en önemli verdiği enflasyon endeksi. Burada da özellikle çekirdeğe çok önem veriyorlar. Ve çekirdek aydan aya 0.1 geldi. Beklenti de bu çerçevedeydi. Yıllığa baktığımızda enteresan bir sonuç çıktı ortaya. Yıllıkta çekirdek enflasyon Amerika Birleşik Devletleri %2.6'ya indi. Neden bu enteresan? Çünkü Fed'in bence dünyayı anlamakta zorlanan yöneticileri yıl sonunda %2.8'lik çekirdek PC enflasyon bekliyorlardı. Biz ise 2.6'ya geldik. Bakın burada FED yöneticilerinin beklentisini görüyorsunuz. Yıl sonunda 2.8'e geleceğiz demişlerdi. Oysa biz şu anda 2.6'ya ulaşmış durumdayız. Peki neden böyle tuhaf bir projeksiyonda bulunuyorsunuz? Mart ayındaki projeksiyonunuzda yıl sonu 2.6 görmüşken niye 2.8'e çektiniz diye Pavel'e sorulduğunda Pavel baz etkisini kaybediyoruz ondan dolayı enflasyonun tekrar yükselişe geçebileceğini düşünüyoruz demişti. Peki ne demek baz etkisini kaybetmek? Orada şöyle aileye bakmakta fayda var tekrar. Haziran ayında geçen sene 2023'te yüksek çeme enflasyon var %0.2. Eğer biz yine 0.1'i tutturabilirsek aylıkta yıllıkta 2.5'e ineceğiz. Çünkü ikisinin farkı kadar bir kayıp olacak enflasyonu veya eksilme olacak bu harika. Yıllıkta 2.5'e indikten sonra Temmuz ve Ağustos enflasyonları geçen sene maalesef çok düşükler 0.1'deler. Bir de 0.1'de gitme rağmen ediyorsak, bir düşme olmayacak aslında. Eylül ayına geldiğimizde geçen sene Eylül epey yüksek 0.3. Biz 0.1'i koruyabilirsek buradan 0.2'lik daha eksilme olacak böylece enflasyon 2.4'e inecek. Ekim'e geldiğimizde 0.2'lik enflasyon var. Biz 0.1'i yine tutturursak enflasyon 2.4'ten 0.1 puan daha aşağı inecek. 2.3'e. Kasım'da 0.1 var. Orada değişim olmayabilir. Ama aralıkta yine 0.2'lik enflasyon var. 0.1 fark buradan gelince de 2.2'lik çekirdek enflasyonu yılı tamamlamamız mümkün. Tabii ben burada neyi varsaydım bundan sonra aylık hep 0.1 çekirdekte gelecek diye. Oysa aslında daha da düşük gelebilir. Yani Fed'in tahminin burada doğru çıkma ihtimali bence ihtimal dışıdır. Ancak çekirdek enflasyonda yeniden sert bir yükseliş eğrisi olursa bu mümkün. Bu da bence hiç gerçekçi değil çünkü çekirdeğe baktığımızda içindeki kira endilenen faktör o da geriye doğru gidiyor. Yani yıl sonunda Amerika'da PCE çekirdeğin 2.2 civarına inmesi mümkün. Oysa Fed ne diyor? 2.8 diyor. Ve faiz politikasını buna göre belirliyor. Fed'in yöneticileri hala faizlerde düşecek gerek olmayabilir diyorlar. Nick Timmerhaus, Nick Timmerhaus kim derseniz Fed'in içerisinden aleta dışarıya haber sızdıran birisidir diyor ki Çekirdek enflasyon 0.8 geldi. Yani aslında 0.1 de değil. Beklenti de 0.14.5 gibiydi. Onu 0.1'e yuvarlıyorlardı. Onun da altında geldi. 0.8. Böyle baktığımızda da 12 ayın performansı %2.6'ya inmiş durumda. Bu 2021'den beri en düşük enflasyon. Yani aslında temelde Covid öncesine dönmüş durumdayız. Son 6 aya baktığımızda %3.2 ile sabit ortalama kaldı. Burada ne yapıyorlar? Son 6 ayın performansını yıllıklandırıyorlar ama son 6 ayda unutmayın ilk çeyrek biraz kötüydü onun etkisi burada. Son 3 ayı yıllıklandırdığımızda ise %2.7'ye geliyoruz diyorlar. Ve bu da yine aralıktan beri en düşük sayı ve yine Fed'in yıl sonu tahmini olan %2.8'in altında. PCE'nin manşetine baktığımızda sayı daha da enteresan sıfır enflasyon geldi. Tekrarlıyorum sıfır aydan aya enflasyon geldi. Yıllığına baktığımızda nereye ulaştık? %2.3'e ulaştık. Yani Fed'in aslında bize ilk başta verdiği hedef olan %2'ye manşette çoktan ulaşmış durumdayız. Burada daha enteresan bir konu daha var. Biraz da onun üzerinde durmak isterim. Manşet enflasyon geçen sene Haziran'da 0.2, Temmuz'da 0.1, Eylül ve Ekim'de ise 0.4 seviyelerinde. Yani burada baz etkisi bayağı yüksek. Biz bu sıfır enflasyon basmaya devam edersek manşette Amerika'da enflasyon Eylül ayına gelindiğinde %2'nin de altına düşmüş olacak. %2'nin de altına düşmüş olacak. Ama Fed'in üyeleri hala diyorlar ki Amerika'da enflasyon problemi var. Ve Nick Tameraus diyor ki bu enflasyondaki düşüş çok geniş bir alana yayılıyor. Ürün fiyatlarında Mayıs ayı eksi 0.2'li yani enflasyon vardı. Yıldan yıla eksi 1.1'lik gerileme görüyoruz burada. Fed'in politikası işe yaramış. E fiyatlarında hala yükselme var 0.4 ve yıldan yıla da %5.5 fakat bundan daha evvel bahsettim aslında faizlerin yüksek olması ev fiyatlarını yüksek tutuyor çünkü yeni inşaat başlayamıyor. Non-housing servisler yani ev dışında kalan hizmetlerde enflasyon 0.1'e gelmiş durumda yıllık %3.4 0.1'i yıllıklandırırsanız bu da 1.2'ye geliyor. Beklentinin bile epey altında. Amerika'da enflasyon sorunu yok. Amerika'da deflasyon sorunu ürün tarafında başladı. Hizmet tarafına sıçramak üzere. Ev dışında, konut dışında hiçbir yerde enflasyon aslında yok. Onun da yüksek olması sebebi bizzat faizi yüksek olması. Çünkü faiz yüksekken yeni proje başlayamıyor. İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyorlar. Çünkü daha evvel ucuza bağlılıkları, mortgage kredileri var. Yeni daha yüksek faize yeni yerlere gitmek istemiyorlar. Bu yüzden konut piyasasında likidite kalmamış durumda. Ama FED bunu okuyamıyor. Ve FED bunu okuyamadığı sürece de Amerika'da resesyon ihtimali artıyor. Daha evvel de bahsetmiştim bundan. Bundan dolayı ben biraz daha savunmacı politikaya gidiyorum. YouTube katıl ve Haddin Aşkur üyelerine bu akşam için, pazar akşam için söz vermişim canlı yayın diye. Fakat maçlar var. Maçlar olduğu için kimse gelmiyor. Yarın onlara banttan bir yayın yapacağım ve soruları yanıtlayacağım. Kendi yatırım stratejimi bu çerçeve nasıl değiştireceğimi anlatacağım. Fakat FED şunları görmüyor ve körlük bence bu. Haziran ayında daha da iyi sayılar gelecek. Ondan sonra FED'in tavrı inşallah değişir. Ama Haziran ayı boyunca biraz tedirginliğim hep sürecek. Fed'in bu tuhaf tavrından dolayı. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları etkileyen tek konu Fed değil ama bir de seçim meselesi var. Siyasetteki gelişmeler var. Mutlaka eğer bir kayanın altında yaşamıyorsanız Biden'la Trump arasındaki münazara da Biden'ın açık ara yenildiğini gördünüz. Yapılan anketlerde %67 oranında Trump'ın kazandığı ortaya çıkıyor. Trump çok harika şeyler mi söyledi? Hayır o da asla sorulara pek cevap vermedi ve epeyce bir yalan da söylediğini görüyoruz. Ama Biden sorulara cevap veremedi. Bunama hastalığından oldukça olumsuz şekilde etkilendiğini gördük. Bunama hastalığında çünkü siz hafızanıza ulaşamıyorsunuz. O yüzden de sorulara yanıt veremiyorsunuz. Konuşmanız takılıyor. Bir sonraki gün katıldığı bir kongrede Biden çok canlı gözüküyor. Çünkü orada prompterdan okuyorlar. Ama Biden'ın aslında ülkeyi yönetme gücünde ciddi bir zayıflaman olduğu belli. Buradan da şu sorular tartışmaya başlandı. Acaba Amerika'da Biden'ın yerine yeni bir aday çıkacak mı demokrat tarafta diye. Beni biraz tanıyorsanız verilerle konuşmayı tercih ettiğimi biliyorsunuz demektir. Commerce Bank'ın bu konuda harika bir raporu yayınlandı. Biden'ın bu münazarada da Trump'a kaybettiğine dair. Biraz verilere bakmakta fayda var burada. Öncelikle Biden'ın zaten bu münazara öncesinde de onaylanma oranları epey düşüktü. Bildiğim kadarıyla Amerika'da şu ana kadar tarihte görülmüş en düşük onaylanma seviyelerine sahip. Bunun arkasındaki temel faktör de bence yaş faktörü. Yani Biden'ın performansı ben Amerika'da yaşamadığım için bir Amerikalı gibi değerlendiremem ama korkunç da kötü değil. Sonuçta enflasyona yenmeye başardılar. İşsizlik iyi bir yerlerde ilerliyor. Yine ama Biden'la ilgili onaylanma oranları epey düşüye benziyor. Ve yine daha bu münazara öncesinde Trump'ın yapılan anketlerde Biden'ın epey önünde olduğunu görüyor. Şu sarı çizgi Trump'ı gösteriyor. Siyah çizgi ise Biden'ı. Muhtemelen eğer münazara sonuçlarını doğru okuyabiliyorsak münazardan sonra bu ara daha da açılmış durumda. Yani Trump arayı gittikçe açıyor. Amerikan seçim sisteminde eyaletler bazındaki performansınız çok önemli. Bazı eyaletler zaten ezeli demokrat, bazıları ezeli cumhuriyetçi. Ama bir de swing state denilen her seçimde karar değişebilen eyaletler var. Bu swing state'lerde de yine Trump'ın açık ara önde olduğunu görüyoruz. Burada grafik biraz enteresan bir grafik. Şu sarı çizgiler... Trump'ın önde olduğu eyaletleri gösteriyor. Aşağı doğru çizgiler olsaydı yok. Biden'ın önde olduğu eyaletleri görecektik. Ve görebildiğimiz kadarıyla Arizona'da, Georgia'da, Nevada'da, North Carolina'da ve Pennsylvania'da açık ara Trump önde. Michigan'da ara o kadar açık değil. İkisinin eşit olduğu bile Wisconsin var ama Wisconsin'i kazanmak Biden'a e yetmez. Yani bu eyaletleri alan maçı kazanıyor öyle söyleyelim ve burada Trump yine epey önde. Ve yine unutmayalım bu münazara öncesinde münazaradan sonra sayılar biraz daha değişmiş olabilir. Amerikan seçmeninin peki oy vermesine en çok etkileyen konu ne? Dünyanın her yerinde para 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 ekonomi bir numaralı başlık gibi gözüküyor. Cumhuriyetçiler arasında sarı çizgi ekonomi daha da önemli ama demokratlar için önemliye benziyor siyah çizgi her iki partiye tabi olmayanlarda yine en önemli faktör gibi gözüküyor. Göç politikaları cumhuriyetçiler için çok önemliye benziyor. Demokratlar o kadar takmıyorlar. Bağımsızlar için ikinci en önemli mesele. Biliyorsunuz Amerika'da bir kürtaş politikası tartışması var. Bunu cumhuriyetçiler ve bağımsızlar pek önemsemiyor. Demokratlar için önemliye benziyor. Amerikan sağlık sistemi ile ilgili konularda yine demokratlar önem veriyor. Cumhuriyetçiler o kadar önem vermiyor gibi. Seçimlerin doğru şekilde yapılması meselesi demokratlar daha çok önem veriyor gibi gözüküyor. Sağlık hizmetlerine demokratlar çok önem veriyorlar. Bakın burada uluslararası ilişkiler kimsenin umurunda değil. Ben hep bunu söylerim. Böyle Türkiye'de hemen şeyler olur. İşte Amerika 3. Dünya Savaşı borsa düşecek. İsrail Hamas falan umurunda değil Amerikalı. Hatta burada spesifik olarak Gazze şeridinde İsrail ile Hamas arasında olan savaşa baktığımızda da yine hepsinin bu işten ilgisiz olduğunu görüyoruz. Burada cumhuriyetçiler tamamen ilgisizler konuyla. Demokratlar da öyle. Bağımsızlar biraz daha ilgili. Yani bağımsızlar biraz daha entelektüeller gibi gözüküyor. Şimdi neden bunun üzerine durdum? Çünkü seçimi kimin kazanacağını bunlar belirliyorlar. Ve baktığımızda buradaki en önemli iki faktör olan ekonomi ve göçmen politikalarına Trump epey önde gözüküyor. Sorulduğunda kim bu işi daha iyi çözer dendiğinde Trump daha iyi çözer. Ekonomiyi Trump daha iyi çözer. Çok doğru bir kanaat, emin değilim ama sonuçta seçmen böyle düşünüyor. Göçmen politikalarını Trump daha iyi çözer. Öte yandan kürtaj meselesinde Biden daha iyidir sağlık sisteminde, sosyal güvencede Biden daha iyidir. Seçimlerin kaliteli ve bağımsız, düzgün bir şekilde yapılmasında Biden daha iyidir. Sağlık sisteminde Biden daha iyidir. Yabancılarla olan ilişkilerde, foreign relations biraz daha Trump avantajlı gözüküyor. Ve entesan şekilde İsrail Hamas Savaşı'nda da Trump daha güçlü bir karar verici gibi gözüküyor. Ama en önemli iki faktör ekonomi ve göçmen politikalarında Trump'ın açık ara lider olduğunu görüyoruz. Ve Münazara da Biden'ın kötü performansı bunu hiç desteklemedi. Ve Biden'ın münazardaki kötü performansı benim tahminim bu çerçevede Trump'ın daha da kuvvetlenmesine neden oldu. Bundan sonra ne olabilir ve Wall Street neden hoşlanmadı da Cuma günü hisseler biraz daha aşağı doğru gitti? Çünkü hatırlayın Perşembe günü münazarayı Trump kazanınca hisseler yukarı doğru gittiydi. Trump'ın daha piyasa dostu olduğunu düşünüyor Amerika. Ama ertesi gün öyle bakmaya başladılar. Sebebi de Biden'ın değiştirilme ihtimali. Ne demek bu? Amerika'da biliyorsunuz bir ön seçim sistemi var ve orada Biden demokratların içerisinde açık ara lider olarak geliyor. Fakat Ağustos'ta demokratlar bir daha bir araya geliyorlar. Büyük bir kurultayları var ve o kurultayda delegeler daha önceki ön seçimden bağımsız olarak yeni aday seçebiliyorlar. Fakat demokratların geleneği gereği, biraz Türkiye'ye de benziyor bu, Biden'ın çekilmesi gerekiyor. Yani Biden çekilmeden oradan karşı bir aday da pek çıkmayabilir o adayın kazanma ihtimali de düşük olur. Biden geri çekilir mi? Bundan hiç emin değilim açıkçası. Çünkü eşi özellikle Biden'ın bu münazaradan galip çıktığını falan savunuyor. Obama Biden arkasında çok duruyor. Diyor ki evet bazı kötü geceler yaşanabilir, kötü münazaralar ama Biden o gün hastaydı, gripti falan diyor. Ben bundan açıkçası pek satın almıyorum. Ondan dolayı bundan emin değiliz. Yani Biden'ın yerine yeni bir aday gelir den emin değiliz. Ama bir yeni adayın gelme ihtimalinden borsa hiç hoşlanmadı. Çünkü borsa Trump'la Biden kafa kafaya seçime girerlerse Trump'ın kazanacağını ve bunun olumlu olduğunu düşünüyor. Biden'ın yerine yeni bir aday gelmesi demek bir miktar belirsizlik demek. Ben nasıl düşünüyorum? Bir Biden'ın yerine yeni bir aday gelmeyebilir çünkü bu Biden'ın istifasına bağlı. Biden istifasına karar verecek insanlar benim gözümde Obama. Obama'nın hükümetinden çok sayıda çok kuvvetli insan hala Biden hükümeti içinden yer alıyorlar. Ve Obama attığı tweette dedi ki kötü geceler yaşanabilir ama önemli değil. Önemli olan Trump bir yalancı, Biden'si dürüst vatanı seven bir insan dedi. Obama'nın desteğinin demokratların gözünde çok ciddi rolü var. Bundan dolayı işler hala böyle gidebilir. Bir ikinci münazara daha olacak Biden'a Trump arasında. Fakat o bildiğim kadarıyla demokratların kurultayından sonra gerçekleşiyor. Bazıları da şöyle diyorlar. Normalde bu münazaralar bu kadar erken yapılmazdı. Daha seçimler biliyorsunuz Kasım'da oraya kadar çok gün var. Münazaranın bu kadar erken tercih edilmesi nedeni Demokratlar Biden'ın gerçek halini görmek istediler ve şimdi kanaatlerini değiştirecekler bu çerçevede diye. İşte farklı görüşler tartışılıyor burada ama her şekilde yeni bir belirsizlik oluşmuş durumda. Ve acaba Trump'ı karşı çok güçlü bir aday çıkar mı? O da Trump'ı olumsuz etkileyebilir mi diye piyasalar böyle biraz ürküyorlar. Tekrar söylüyorum Biden'ın geri çekilmesi çok zor Obama'dan dolayı. Biden'ın yerine gelecek adayın kim olacağı da belli değil. Kamala Harris şu andaki başkan yardımcısı onun onay seviyeleri Biden'ın bile altında. Kaliforniya valisinin Biden yerine geçebileceğinden konuşuluyor. Kaliforniya valisinden Kaliforniyalılar kendileri bile pek memnun değil. Biliyorsunuz Kaliforniya'da şiddet oranlarında artış var, evsizlik oranlarında artış var. Yani o adamın Kaliforniya politikaları pek iyi değil. Başka bazı adaylardan da bahsediliyor ama böyle bir belirsizlik var. Öyle söylerim. Borsa da belirsizliği sevmez. Trump'ın kazanması fikrini daha çok sevmişlerdi. O yüzden enteresan bir sürece giriyoruz. Biden'ın aday olarak kalacağı kesinleşirse bu durumda borsanın yukarı gitme ihtimali artıyor. Amerika'da enflasyon çok sert düşmeye devam ediyor. Fed'in yıl sonu hedefinin altındayız. Şu anda PC'yi çekerek de daha da aşağı doğru gideceğiz. Fed'in o yüzden bu politikaları sürdürmesi mümkün olmayabilir. Ama işin içine siyaset giriyor burada. Trump mı kazanacak, Biden mı kazanacak? Trump'ın Fed başkanı Powell'ı hiç istemediğini biliyoruz. Bu acaba Powell'ın ve ekibinin karar verme mekanizmanı değiştiriyor mu? Mesela eğer seçimde Trump kazanırsa eline böyle bir ölü ekonomi bırakmak isterler mi? Valla açıkçası çok fazla bilinmezlik var burada. Ben bu kadar bilinmezliğine Hatta durumlarda biraz daha savunmacı olma taraftarıyım. İstatistik olarak baktığımızda seçim senelerinde Ekim'e kadar borsalar normalde yükselirler. Yani Temmuz ve Ağustos'ta borsaların yükselişe daha etmesi de mümkün. Genel olarak seçim dışına baktığımızda Temmuz ayı biraz kötü bir aydır. Geçen sene Temmuz'a bir darbe yemiştik ama dediğim gibi çok fazla belirsizlik var. Çok fazla belirsizlikte biraz daha savunmacı bir pozisyonda olmayı kendi adıma faydalı görüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil yanılabilirim de. Bu arada hala Temmuz'un iyi geçeceğini de düşünüyorum. Ama çok fazla belirsizlik var. Aniden bir yerden bir gol yemek mümkün hale geldi gibi düşünüyorum. O yüzden biraz daha savunucu pozisyona geçeceğim. Bu şu anlama asla gelmiyor. Ben büyükçe bir portföy yönetiyorum. Bütün hisselerimi satayım falan öyle bir durumum yok. Belli hisseleri koruyacağım. Belli yerlerde daha fazla hisse alacağım. Bazılarını küçülteceğim. Bütün bunları da yarın YouTube katıl ve Haddin Kulübü üyelerine anlatacağım. Ondan sonra onların sorularına yanıt vermeye çalışacağım. Önümüzdeki günler böyle bazı belirsizliklerin olduğu günler belirsizliklerde biraz daha savunmada olmakta fayda var. Ama en nihayetinde görüşüm nedir derseniz bu belirsizlikler geçici. Amerika'da enflasyon düşüyor. FED eninde sonra doğru şeyleri yapacaktır diye inanıyorum. Trump'ın seçimleri kazanacağına ondan dolayı da yılın ikinci yarısında hala pozitif kalmaya devam edeceğine inanıyorum. Ama belirsizlik çok fazla olduğu zaman inançlarla değil de biraz daha sakin davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben bir ezberci değilim. Ben borsadan mutlaka aşağı inecek veya yukarı çıkacak demem. Belli durumlardaki verilere bakarak kanaat üretmeye çalışırım. Şu ana kadar çok şükür 2023'ün başından beri hep doğru tarafta kaldık. Şimdi de yanlış tarafta durmak istemiyorum. Böyle biraz daha ortalarda gideceğim. Hani var ya işte çok pozitifim, çok negatifim ortadayım. Şu anda ortada hafif pozitifim öyle söyleyelim. Belirsizlikler aşıldıkça görüşüm değişebilir. Mesela belki de Haziran enflasyonu çok düşük gelecek. Fed ondan sonra efendi davranacak. O zaman görüşler değişebilir. Şimdi biraz daha sakin gitmeye taraftarıyım. Yaz aylarının tadını çıkaralım. Durumlar böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.